yine sık sık deride çıban, sivilce, deri hastalıkları, işte ne bileyim bir takım yaşanan problemler için ne var, ne yapılır? Elimizde. Evet, çok güzel bir soru. Bu şu gördüğünüz sinirli ot. Yolda gelirken Sapanca Gölü'nün civarında bulabildik. Bu bitki maalesef her yerde, her şekilde yetiştiği için gerekli değeri görmüyor. Her yerde olduğu için. Dünyanın aslında gerekli şey, gerekli bir bitki görmüyor. Dünya aloe vera'dan sonra en etkili bitkidir bu. Dünyada aloe vera'dan sonra da en etkili bitki. Yaraları iyileştirir. Vereme karşı etkili. Öksürüğe karşı etkili. Bronşite karşı etkili. Bronşit ve kuru öksürüğe karşı klinik araştırması yapılmış. Almanya'da belgelenmiştir. Benim bununla ilgili çok özel bir anım var. Vitiligo hastası bir arkadaşımın televizyonlarda program yapıyor. Kolunda, bileğinin üzerinde vitiligo var. Mercimek kadar olan vitiligo büyümüş. Nohut kadar yüzüne de sıçramış. Toplu iğne başı büyümüş yüzünde de. Artık ben televizyon nasıl çıkacağım diyor. Yani artık make-up yapıyor, boyuyor. Belli olmasın diye. Problem değil, deneyeceğiz dedim. Yani bana göre vitiligo mantar dedim. Yani vitiligonun sebebi, yani ala hastalığı, derinin beyazlaşması. Vitiligo ile ilgili çok çeşitli görüş var. Kimi diyor E6 vitamin yetersizliği, kimi B12 vitamin yetersizliği, B6 vitamin yetersizliği, bazıları demir, D vitamin yetersizliği vesaire. Fakat bunun tek bir sebebi mantar. Bu dostum bizim ürünü, bunun biz çok özel bir karışım ürettik, yani kapsül ürettik. Sinirlot Forte, Sinirlot ekstraktı, Ladengülü ekstraktı, 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Sinirlot, Adaçayı ekstraktı vesaire. Kullandı 3 hafta sonra, o kaşınıyor dedi, kaşınsın. Kaşınıyorsa mantar zaten. Kaşınmıyorsa kötü. Bazılarının iddia ettiği gibi melanin yetersizliğinden kaynaklanıyor. O zaman bir şey yapacak bir şey yok. Yani pigment oluşmuyor diyor bazı teoriler. Kaşınıyorsa tamamdır, mantar oldu, anlaşılmıştır. Kaşıdı kaşıdı, yara oldu. 2 hafta sonra o yara izi falan kalmadı. Kayboldu gitti vitiligo. Vitiligoya karşı etkili. Eskiden Romalılar bunu yaraya karşı kullanmış. Çinliler vereme karşı kullanmış. Bu sinir lotu. Türkler de öksürüğe karşı kullanmış. Yani, etkili değil mi? Öksürüğe. Fakat bunun kullanış şekli farklı biraz. Kaynatırsanız etkisi azalır. Çok çok azalır. Neden? Çünkü birleşiminde iridoid glikozit denen madde parçalanıyor, bölünüyor. Kaynatıldığında etkisi çok çok azalıyor. Taze kullanmak gerekir. Veya özel bir fermentasyonla kullanmak gerekir. Veya ekstraktını, özel bir sistemle ekstraktını elde etmek gerekir. Yani öyle haşladığınız zaman her bitkinin hazırlanış tekniği farklıdır. Peki devam ediyoruz hocam. Mide önemli bir organ. Yok midede gastrit var, mide ülseri, mide şişkinlikleri, buna bağlı işte bağırsaklarla ilgili sıkıntılar. Mide ve bağırsaklarla ilgili genelde hangi sıkıntıları yaşıyor bu toplum ve elimizde neler var? Midedeki rahatsızlığın gastrit, ülser, reflünün sebebi %80 Helicobacter pylori isimli bakteri. Helicobacter pylori. Bu bakterinin diğer bakterilerden farkı ne? Bu bakteriyi diğer bakterilerden farklı kılan şey, bakteri akıllı bakteri diyebiliriz. Bakteri kendini mide asidinden korumak için bir köpük üretiyor. Sabun köpüğü gibi bir köpük üretiyor. Mide asidi çok sert bir asit. Normal olarak bakteri de yakar. Mideye yanlışlıkla diyelim ki çocuk para yuttu. Bakır para. Paslı bir para yuttu. Saniyede tertemiz eder. O kadar sert bir asit mide asidi. Bakteri de yok eder. Fakat bu bakteri mide asidine karşı kendini korumak için köpük üretiyor. O köpük sayesinde midenin mukozasını deliyor. Alta geçiyor. Köpüğü bırakıyor. Tahribata başlıyor. Ve çok ağır toksik maddeler üretiyor. Şimdi lahananın birleşiminde vitamin, mineral, enzim çok çeşitli şeyler var da çok önemli bir madde var. Metilmetilyonun sulfonyum bromit. Bu bir amino asit. Midedeki gastrit, ülser ve reflüye sebep olan bakteriyi öldüren en etken madde bu.
Eskiden buna U vitamini diyordu. Fakat U vitamini olmadı ama şimdi araştırdılar. Sonra ülseri iyileştirdiği için ulkus faktör dediler. Böyle bir faktör de ortaya çıkmadı. En sonunda bir amino asit olduğu anlaşıldı. Fakat bazıları dediği gibi televizyona çıkıyor bazı meşhur insanlar. Diyorlar ki lahanayı haşlayın, lahanayı kaynatın, lahanayı şöyle yapın, lahanayı böyle yapın için diyorlar. Lahana haşlanırsa, kaynatılırsa etkisi sıfır. Etkisi kalmaz. Yani biraz önce sinir lotta dedim ya, kaynattığınız zaman etkisi kalmaz. Lahanayı da kaynattığınız zaman etkisi kalmaz. Çünkü metil metilyonun sulfonyum bromid, bu çok hassas ve çok etkili madde, bozulur. Anladım. O zaman etkisi kalmaz. Evet. En ağır gastrit, ülser ve reflüyü 3-4 haftada iyileştir. Problem yok. Burada iddialıyız diyorsun. Tabii tabii. Sevgili seyirciler, İbrahim Bey, kısa bir ara vereceğiz, reklam arası. Hem bir virgül koyalım, hem bir dinlenelim. Eğer ki çay may bulursak bir çay içeriz. Ondan sonra programın ikinci bölümünde de konuşamadığımız ayrıntılar var. Onları izleyicilerle paylaşırız. Sevgili seyirciler, ikinci bölüm az sonra, reklamlardan sonra olacak. Bizden ayrılmıyorsunuz, reklamlar. Hemoroide %100 bitkisel etkili güçlü formül Hemofit. Anadolu'da yüzyıllardır kullanılan bitkisel...